itibaren bu bilgiye sahiptik. Değerli seyirciler, konumuza dönersek. Şimdi Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama geldi. Van'la ilgili olarak bir açıklama. Arkadaşlar, onu biz verebiliriz. Son dakika olarak verebiliriz. Halkın mesajını, Erdoğan milletin mesajını anlamamış diyor. Evet, Demirtaş üst kaycı olarak öyle verebiliriz. Şimdi diyor ki, Van'da yaşananlar sizin, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da, hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından itibaren dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime, bir daha söyleyeyim bu cümleyi, tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz demiş. Selahattin Demirtaş'ın açıklaması bu. Şimdi buradaki önemli mesele şu, Selahattin Demirtaş'ın benim bu ifadelerden çıkarttığım sonuç şu, son derece uzlaşmacı ve yumuşak bir ifadeydi. Evet, yumuşak. Bir ifadeydi. Çatışmacı değil, evet. Çatışmacı değil. Çözüm ve uzlaşma arayan bir yaklaşımla kendi görüşlerini ifade etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan halkın verdiği, seçimlerde verdiği mesaja saygı duymasını istemiş. Yani çünkü halkın iradesine saygı duyacaklarını ilan eden Erdoğan'ın ki yaptığı balkon konuşması o anlama geliyordu. Gerçi o CHP kazandı demedi. Hep demokrasi kazandı dedi. Eğer öyleyse bile, Selahattin Demirtaş'ın çağrısının önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer yaptığı konuşmayla uyumlu bir tavır takınacaksa burada, yani Van'da yapılan açık bir biçimde Van halkının %55'inin oyunu almış bir belediye başkanının elinden o yerel yönetimin alınma girişimine itiraz edersiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Bu çünkü uzlaşmacı, halkın verdiği mesajı alan bir yaklaşım değil, çatışmacı, baskıcı, güvenlikçi politikaların bir uzantısı olarak değerlendirilecektir. Bundan sonra Türkiye'de bir uzlaşma değil, bir sertleşme siyaseti izleneceği anlamına da gelir. Ve nitekim Van'da insanlar sokağa döküldü. Polisle çatışma başladı, kavga, dövüş filan. Yani bu yayılma eğilimi de gösterebilecek bir gelişmedir. Ortaya çıkan tablo şudur. Bütün bölgede halk HDP'nin devamı olarak gördüğü DEM Partili adaylara tekrar oy verdi. Ve bütün bölgeyi, bir iki il hariç bütün bölgedeki belediye başkanlıklarında DEM Parti kazandı. Bu iradeye saygı göstermek lazım. Bu yönetimlerin en azından nasıl bir tutum izleyeceğini bundan sonra halkın, bütün Türkiye'nin görmesine izin verilmelidir. Ahmet Türk'ü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan aldılar. Büyükşehir midir değil midir emin değilim ama diyelim ki Mardin Belediye Başkanlığı diyelim. Mardin Belediye Başkanlığı görevinden aldınız. Bir daha seçtiler şimdi Ahmet Türk'ü. Ahmet Türk'e bu mazbatayı verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Mazbata verilmiş bildiğim kadarıyla. Diyarbakır'da verilmiş. Diğer illerde de verilmiş mazbatalar bugün. Yani mesai başladığı için, yani resmi tatil bittiği için. Mardin Büyükşehir'miş, arkadaşlarımız söyledi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'ün yerine bir daha eğer kayyum atamaya çalışırsanız bu önümüzde yeni bir başlangıç, yeni bir dönem, yeni bir demokratik süreç değil. Çatışmacı, yeniden baskıcı, güvenlikçi bir ve çatışmacı bir dönemin açılması anlamına gelir. Bunun Türkiye'ye hayrı olmayacağı gibi AKP'ye hiç hayrı olmayacaktır. AKP'deki hem bozgunu hem dağılma sürecini daha da derinleştirecektir. Yani karşıtlık üzerine kurulmuş bir siyaset ve gerilim yaratma üzerine kurulmuş bir iktidar zemininin daha fazla sürdürülmesi mümkün değil. Çünkü 31 Mart 2024 seçimleri bizatihi bu anlayışa itirazdır. Bu anlayışa isyandır. Buyurun hocam. Evet, çok haklısınız. Ben buna çok katılıyorum. Şimdi değerli izleyiciler, bakın.